Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, efendim toplantımızın bu bölümünde öncelikle konuşmalarını yapmak üzere. 1980 Ankara doğumlu, aslen Ispartalı olan, ilk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamış. Lise eğitimi döneminde düzenli olarak ülke ocaklarında bulunup çeşitli görevler almıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisansını tamamlamış. Aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülke Ocakları'nda masa başkanlığı görevinde bulunmuştur. Kendisini profesyonel okuyucu olarak tanımlayan avukat Tuğrul Yıldız'ı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, değerli katılımcılar, ülküdaşlarım, basınımızın güzide mensupları. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fikirlerime değinmeden önce Türk milliyetçilerini, Türkçüleri, ülkücüleri dinleme nezaketi gösterdikleri için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Türkçülerin, Türk milliyetçilerin sorunlarını birkaç dakikalık konuşmaya sığdırmak elbette mümkün değil. Ancak şunu çok net ifade edebilirim ki, Türk milletinin dertleri ve meseleleri bizim dertlerimiz ve meselelerimizdir. Üzülerek görüyorum ki devletimiz ciddi bir egemenlik sorunuyla karşı karşıyadır. Dünya siyasetinin milletler rekabetiyle belirlendiği şu zamanda Türk milliyetçiliğinin, Türkçülüğünün örselenmesi, ne mutlu Türk'üm demenin bile yasaklanması egemenliğimizi tehdit eden kasırganın öncü rüzgarıdır. Ve başlı başına bir intihar halidir. Bu iklimden, bu haleti ruhiyeden uzaklaşmamız elzemdir. Egemenliğimiz Türk milletinden koparılmak istemesinin hızını, yaklaşan kazırganın vitesini, elini kolunu sallayanın ülkemize alınması ve hatırı sayılır bir kısmına vatandaşlık verilmesi arttırmıştır. Az evvel de söylediğim gibi, dünya siyasetinin milletler rekabetiyle şekillendiği şu sıralar, bu felaket sürecinin önüne geçirilmeli, geçilmesi bizlerin en büyük temennilerinden biridir. Bu zaruretin kurucu parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödevler yüklediğini hatırlatmak isterim. Gazi Paşa'nın, Ulu Önder'in partisinin sorumluluğunun mevcut siyasi partilerin hepsinden daha ağır olduğunu düşünüyorum. Türk milleti ve Türklük vurgusuna her fırsatta dile getiren kurucu kadrolarının yazılımını yaptığı fabrika ayarlarına geri dönmek, kendisini ulusalcı olarak adlandıran kadroları da hiç şüphesiz çok mutlu edecektir. Sayın Genel Başkanım, temennim odur ki siz bunu becerebilirsiniz. Buna canı gönülden inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerek ana kanebede, gerek mecliste, gerek parti örgütlerinde Türk milliyetçilerinin hakkını teslim edeceksinizdir. Buna inanıyorum. Bu teslimin de bir tarihi görev olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz için özlenen tablonun da bu olduğunu inanıyorum. Gökalp, Akçura, Gaspıralı, Assız, Dündar Taşer, Galip Erdem, Mahmut Esat Bozkurt ve Atatürk gibi ciddi bir entelektüel kadroya, bilince, hafızaya sahip Türk milliyetçilerinin siyasetten bürokrasiye her köşede yer bulmaları milletimiz için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Ülkücünün çilesi bitmez, dertli olmayan da ülkücü olmaz. Kurtuluş titreyip kendimize gelmekte. Umut ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi ve siz bu titreyişte milletten elinizi esirgemeyeceksinizdir. Bu toplantıyı tertip edip bizlere kelam hakkı tanıyıp bizleri dinleyeceğiniz için başta size ve Deniz Demir Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Benzeri toplantıların ülke genelinde tekrarlanmasını temenni ederim. Sayın Genel Başkanım, eminim ki bizleri tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Konuşmamı bitirmeden önce bir de ricam olacak. Ulu Önder fikirlerin babası olarak Ziya Gökalp'i işaret etmişti. Kabul buyurursanız size Ziya Gökalp'in Türkçünün Esasları kitabını hediye etmek isterim. Eğer gene tekrardan kabul bulursanız oğlum Hüseyin Alparslan'ın bu kitabı size takdim etmesi beni çok mutlu eder. Uygunsanız siz burayı alabilirsem, oğlum da eşimle beraber bir kitabı verirse çok mutlu olur. Sağ olun abi. Öyle mi babam? Sayın Tuğrul Yıldız'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doktoru
1989-1991 tarihleri arasında il başkanlığı görevinde bulunan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatlardan sorumlu genel sekreter yardımcılığını yapmış Doktor Selim Kaptanoğlu'nu buraya davet ediyorum. Hocam buyurun lütfen. Sayın Genel Başkanım, değerli dava arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce hepinizi en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlarım. Türkler Tanrı'nın keskin kılıcıdır, dünyaya nizam verir demiş Ulu Türk Hakanı Atilla. Biz öyle bir neslin, öyle atarının evlatlarıyız. Ama şu anda Türkler dünyaya nizam verebiliyor mu? Bırak kendimize nizam verebiliyor muyuz? Türkiye'nin içinde bulunduğu durum gerçekten içler acısı kardeşlerim. Bakın, Türkiye'ye 20 yıldan beri bir yönetimin altında. Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yönetiminde. Ve yanında da şu anda bizim eskiden genel başkanımız olan, hala MHP genel başkanı, ülkücülerin lideri gibi duran Devlet Bahçeli Türkiye'yi yönetiyorlar. Arkadaşlar, hangi şeyimiz doğru gidiyor? Kurda sormuşlar, neden boynun eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Dış politikaya bakalım. Dış politikada tamamıyla bir politikasızlık hakim. Yeri geldiğinde oraya buraya posta atmakla meşgul büyüklerimiz, yöneticilerimiz. Ama devamlı eziliyorlar. Örnek veriyorum, Mavi Marmara gemisine baskın yaptı İsrailliler. Orada bir sürü insanı öldürdüler. Karşılığında ne oldu? Bir tazminat alabildik. Daha dün Yunan hücum botları Türk gemisine, yük gemisine, Türk bayraklı gemiyi kurşunladılar. Sonuç hiçbir şey. Daha önce biliyorsunuz 15 Temmuz olayı olduğunda Devlet Başkanımız ne demişti? Bu olayın müsebbibi Birleşik Arap Emirlikleri'dir demişti. Onlar tertiplediler. Daha sonra ne yaptılar? Gittiler onlarla gayet güzel konuştular. Kaşıkçı'nın öldürülmesi cinayeti olayında bunun faili Suudi Arabistan Veliaht Kralisidir dedi. Arkasından gitti onunla kucaklaştı. Ha, bunların hepsinin gayesi belki 3-5 kuruş para bulmak için, Türkiye'yi içinde bulunduğu derin ekonomik çıkmazdan çıkarmak için falan yapmış olabilir. Ama bu şekilde bulunan paralar, şuna iyi bilelim ki yarın Türk milletinin egemenliğini yok eder. Bu şekilde paralarla, dönme suyla değirmen dönmez. 128 milyar dolar kayıp, onun hesabı belli değil. 50-60 milyar dolar açık var, onun hesabı belli değil. Peki nasıl kurtaracak bu Türkiye? Kim kurtaracak bu Türkiye'yi? Şimdi Tayyip Bey ve yanındaki ortağı, hatta üçüncü ortaklar da vardı, o Perinçek Bey. Bunlar diyorlar ki Türkiye'yi biz kurtarabiliriz. İşte beka sorunu, biz olmazsak Türkiye hayatta kurtulmaz. Başka kimse bu işi yapamaz. Şimdi ben doktorum arkadaşlar. Bizim bir Rasim Adasal diye bir hocamız vardı, profesör, psikiyatri profesörü. Derdi ki, arkadaşlar bir insanın aya hava gideceğini düşünmesi hastalık değildir. Yani aya oksijen gidebilir, olabilir, o zaman bitki olur, çiçek olur falan. Ama birileri kalkıp derse ki, aya bu havayı sadece ben götürebilirim derse o hastadır derdi. Aman dikkat edin, tedaviye muhtaç derdi. Maalesef şu anda bizi yönetenler böyle bir hastalığa düşerler gibi geliyor. Benden başka kimse bu işi yapamaz falan filan. Bunların hepsi hikaye. Elbette bu milletin asil evlatları kendilerini kurtaracak yönetimleri de, liderleri de bulurlar, çıkartırlar. Şimdi ben Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip ediyorum. Özellikle 4-5 yıldan beri uygulamış olduğu politika, Allah ondan bin defa razı olsun, Türk milletini birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici politika. Ve
Solun bir takım hastalıkları var. Ben bunu biliyorum geçmişten. Ben MHP'nin 4-5 yıl teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığını yaptım. Alparslan Türkeş zamanında. 3 yıl İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptım. Eski bir politikacıyım. Şimdi genel başkanımız bu yenilikleri yaparken bazı cılız sesler CHP içerisinde de ortaya çıkıyor. Yanlış yapıyor. Efendim ne gerek var? Ya siz Türk milletini tanımıyor musunuz? Türk milletinin hassas noktalarını bilmiyor musunuz? Türk milletinin %60'ı, 70'i sağ politika gidiyor. %30'u sol. Bunun sebebi şu bu. Geçmişten beri kurucu parti bu. Kurucu parti eğer Atatürk 10 sene daha fazla yaşasaydı bu oradan tam tersi olurdu. %70-30 da olabilirdi. Ama gerçek bugün bu. Bu şartlar altında Türk milletinin manevi değerlerine saygı göstermek en azından. Bu şart. Bunu yapmazsak bu millet bizi anlaması falan mümkün değil. Mesela örnek veriyorum Turban davası. İlk ortaya çıktığı yıllarda rahmetli Ecevit çıktı mecliste. O turbanlı kadını, Refah Partisi milletvekilini atın bunu dışarıya dedi. Bizim Devlet Bahçeli Antalya milletvekilimiz vardı Nesin Ünal. Turbanla seçilmişti gelmişti. Meclise girerken turbanını kafasından çıkarttı. Bu turbanı tamamıyla AKP'nin istismar etmesine izin verdi. Ve bunu 10 sene, 15 sene kullandılar ve iktidarlarını devam ettirdiler. Mesela ben dikkat ediyorum, Ayasofya meselesi oldu. Eskiden olsaydı sol buna karşı çıkardı. Ne gerek var efendim işte Avrupalılar kızar, orası kilise, cami değil falan. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ne dedi? Yapın dedi kardeşim, getirin biz de imzalayalım. Ve istismar edemediler. Sömüremediler. Netice bitti. Bir haftada bitti. Davada sömüremediler yani. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle olunca benim inşallah diyorum ki Sayın Genel Başkan'ın bu politikasına uyguladığı mesela Melih Gökçek Ankara'yı 14 yıl idare etti. Her seçimde çıkıyordu ortaya. Sola oy vermeyin. Ben sağcıyım. Refah Partililer, MHP'liler, ANAP'lılar, Doğru Yollular, bana oy verin. Ne oldu? Sayın Genel Başkan son seçimde Mansur Bey'i aday gösterdi. Yıktık Ankara'da onları. İstanbul'da da aynı şekilde oldu. Yani oyuna gelmemek lazım. Sayın Genel Başkan'ın çizdiği politikayı hepimiz çok iyi anlamamız lazım. Allah bizimle beraber olsun. Ben inanıyorum gidecekler. Hiç yolu yok. Tayyip Bey görüyorsunuz yıllarca FETÖ'yü destekledi. Ne istedilerse vermedik dedi. Arkadan FETÖ olayı ortaya çıkınca Allah affetsin dedi. Efendim Gökdelen politikasını o getirdi. Taş yığını haline getirdi Türkiye'yi. Ondan sonra hata yapmışım. Dikey mimari hatalıymış. Allah beni affetsin dedi. Ben de şöyle söylüyorum Tayyip Bey'e. Tayyip Bey kusura bakma seni götüreceğiz. Senin sorun geldi. Hata yapıyorsunuz falan dersen biz de Allah'tan af dileriz. Ya Rabbi yanlış yaptık kusura bakma deriz. O bizi de affeder. Allah'ın bir tek kulu Tayyip Bey değil ki. Biz de Allah'ın kuluyuz. O da bizi de affeder. Hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sayın Genel Başkanım Allah size güç versin. Sonuna kadar yalnızdayız. Yüküler olarak sonuna kadar yalnızdayız. Ve biz bu işi bitireceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Doktor Selim Kaptanoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Önce Türkiye sevdalısı, çok saygıdeğer dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, Ankara İl Başkanım, aramızda bulunan sayın milletvekilleri, çok saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz şimdi konuşmalarını yapmak üzere, çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen. Bu ülkenin gençlerinin dostlarıyla yola çıkan, yüreğinde barışa, eşitliğe ve demokrasiye yer açan, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, seslerini duyuramayanların sesi, tam bağımsız Türkiye için bize katılan din, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum.
Şeyi çağırır mı? Uğur Bey kitap için. Efendim sizin için bu toplantı ne kadar değerli bilmiyorum ama benim için çok değerli. İki değerli arkadaşımızı dinledik. Düşüncelerini ifade ettiler. Aslında hepimizin kaygısı aynı. İsim de güzel seçilmiş. Önce Türkiye. Bu memlekette yaşıyoruz. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ve bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Kavgasız yaşamak istiyoruz. Ülkemizi büyütmek istiyoruz. Saygın bir ülke haline getirmek istiyoruz. Devlet yapımızı güçlendirmek istiyoruz. Ama bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor. Konuşan iki değerli arkadaşım da aynı kaygıyı şöyle veya böyle bir şekliyle dile getirdiler. Bakınız. Bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk önce bu devletin siyasi bağımsızlığını sağladı. Siyasi bağımsızlık. Yani bayrağımın altında özgürce yaşayacağım. Hiç kimsenin müdahalesini kabul etmeyeceğim dedi. Siyasi bağımsızlık. Tapu senedi Lozan'dır. İkinci şey, ikinci alan ekonomik bağımsızlıktır. Siyasi bağımsızlığınız vardır. Ama ekonomik bağımsızlığınız yoksa siyasi bağımsızlığınız her zaman tehlikededir. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa siyasi bağımsızlığınız tehlikeye girer diyor. Bugün geldiğimiz noktada bizim ekonomik bağımsızlığımız var mı? Şimdi değerli kardeşlerim, değerli ülkücü kardeşlerim, Türkiye sevdalısı olan kardeşlerim, o zaman hep beraber olmak zorundayız ve birlikte olmak zorundayız. Görüş farklılıklarımız farklı da olabilir. Ama eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa, ki CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir. Başımın üstünde. Beğenmeyebilirler. Başımın üstünde. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bayrağımızı ve vatanımızı korumak zorundayız. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Eğer bu olmadığı takdirde birilerine yem olursunuz. Hani Lord Curzon söylüyor ya Lozan'da İsmet Paşa'ya ne istediysen aldın. Onların hepsini bu cebime koydum. Ama yarın benden geleceksin para isteyeceksin. O zaman bunları tek tek çıkarıp önüne koyacağım diyor. Ama para istemediler. O yoksul cumhuriyet hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisinin kapısının önüne gidip bana para verin demedi. Yumurta satarak şeker fabrikalarını kurdular. Ülkücü kardeşlerim, tarihimizi de yeteri kadar bilmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. 1921 yılında, bakın 23'te İktisat Kongresi'ni İzmir'de topladılar. Çünkü hepsi savaş meydanlarından gelmişti. Ya bu ekonomiyi nasıl büyüteceğiz? Yol yok, okul yok. Tramdan ölen, sıtmadan ölen binler var. Bütün buna rağmen 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. 1934 yılında Kayseri'den kalkan ilk uçağımız Ankara'ya indi. Demir yollarıyla döşediler Türkiye'yi. Uşak şeker fabrikasını yumurta satarak kurdular.
okuma yazma öğrensin diye millet mektepleri kurdular. Okuma yazma oranı Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınlarda 8%, erkeklerde %10'la %12 arasında değişiyor. Bazı akta evveller derler ya, vay efendim demokrasiyi niye erken getirmediniz? Ya kardeşim, Hakkari'de kurulacak seçim sandığına önce okuma yazma bilen bir adam bulman lazım. Yok öyle bir adam. Hadi buldun, o sandığı nasıl getireceksin? Haberleşmeyi nasıl sağlayacaksın? Türkiye gerçeklerinden kopuk, zaman zaman eleştiriler de gelir. Ama bu gerçekleri hepimizin bilmesi lazım. Kırıkkale burnumuzun dibinde. Küçük bir köy. Entegre savunma sanayinin kurulduğu yerdir orası. Karabük küçük bir köydür. Demir çelik fabrikasının kurulduğu yerdir. Devasa Osmanlı'nın parasını basacak bankası yoktu. Osmanlı Bankası Fransızlarındı. İlk kez 1930 yılında bu genç cumhuriyet kendi bankasını kurdu. Merkez Bankası. Bugünkü Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1930 yılında kuruldu. Ve biz ilk kez kendi paramızı 1930 yılında basmaya başladık. 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi. Ve o dönemin yöneticileri harcadıkları her kuruşun hesabını millete verdiler. Harcadıkları her kuruşun hesabını verdiler. Sonra dönem değişti değerli arkadaşlarım. Ne o fabrikalar kaldı, ne uçak fabrikaları kaldı. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulmuştu. Eskişehir'de ikinci bir uçak fabrikası kurulmuştu. Toprak mahsulleri ofisi niye kuruldu? Çünkü temel ziraat çiftçi ekmeye başladı. Ürünü satacak yer yok. Kim alacak ürünü? Toprak mahsulleri ofisi kuruldu. Tarış kuruldu. Fisko birliği kuruldu. Çiftçiyi desteklemek ve çiftçiyi birilerine mahkum ettirmemek için. Sanayi hamlesi yapıldı. Bir gerçeği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Osmanlı niye battı? Sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Eskiden yalın kılıç gidiyorduk. Bilek gücü vardı. Önümüze geleni püskürtüyorduk. Şimdi elinde tüfek 500 metreden seni indiriyor. O zaman sanayi devrimini kaçırdıysanız ayakta tutamazsınız bir devleti. Şimdi geldiğimiz süreç daha tehlikeli bir süreç. Teknoloji devrimini artık yakalamak zorundayız. Pırıl pırıl evlatlarımızın yurt dışına değil içeride üretmesi gerektiğine inanmak zorundayız. Onlara her türlü imkanı sağlamak zorundayız. Ve bir başka gerçek. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Halka hizmet edeceksiniz. Millete hizmet edeceksiniz. Siyasete girdim, girdiğim gün kendi mal beyanımı internet siteme koydum. Mal beyanım budur dedim. Karımın yüzüğüne kadar. Ama ben isterim ki bu ülkeye, bu millete hizmet edecek kim olursa olsun aynı duyarlılığı göstersin. Aynı duyarlılığı. Mal varlığını koysun ortaya. Haram bir şey yok ki kardeşim. Helalinden kazanmışsan neden korkacaksın? Efendim, milliyetçilikten söz ediyoruz. Milliyetçilik vatanseverliktir kardeşim. Eğer sen tek kurşun atmadan, altını çizeyim, tek bir kurşun dahi atmadan kendi toprağındaki bayrağı indirir, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırsan kimse kusura bakmasın, sen öyle milliyetçi falan değilsin. Milliyetçilikle bunun ilgisi yok. Milliyetçi olan ne yapar? Milliyetçi olan şunu yapar. Benim o bayrağıma kim göz koyduysa, Süleyman Şah Türbesi'ne kim göz koyduysa ve o toprakları terk ettiyse o asla ve asla milliyetçi değildir ve olamaz da. Orayı korumak zorundadır. Kanı pahasına ve canı pahasına. Bayrağımızı, kanımız ve canımız pahasına vatanımızı koruyamıyorsak kimse kusura bakmasın, biz vatansever de değiliz o zaman. Vatanseverlik farklı bir şeydir.
Bayrağına aşık olmak demektir. Toprakları toprak yapan neydi? Üstündeki kandı. E o zaman nasıl olacak bu? Hem terk edecek, hem kaçacak, sonra bana vatanseverlik edebiyatı yapacak. Yemezler. Yemezler. Siz de yemeyin. Bunu gidecekler değişik yerlerde, biz vatanseveriz, şöyleyiz, böyleyiz vesaire. Hepsi hikaye. Bunların hiçbirisi, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranların hiçbirisi, bayrağını indirenlerin hiçbirisi vatansever değildir. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyor? Devleti yönetecek kişinin egemen güçlerin karşısında eğilmemesi lazım. Bizim tarihimiz de böyledir. Hiçbir egemen gücün karşısında eğilmez. Ya 34 askerimiz şehit oldu Suriye'de. Soluğu nerede aldık? Putin'in kapısında aldık. Ya ölen Rus askerleri değil kardeşim, senin askerlerin ya. Sen nasıl orada soluğu alıyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Yeri geldikçe biz milliyetçi izliyoruz. Nasıl bir milliyetçiliktir bu ya? Ben anlamıyorum. Bir de kapıda bekletiyorlar. Bir de kronometreyi açıyorlar. Bir de bütün dünyaya gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Cumhurbaşkanlığı hangi pozisyona soktuklarını. E bu benim ağrıma gidiyor ya. Ağrıma gidiyor. Bakın değerli ülkücü kardeşlerim. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımız sıradan bir savaş değildir. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımız aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. Ve biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra bütün mazlum ülkeler aşama aşama bağımsızlıklarını ilan ettiler. Hepsi mücadele etti. En son Cezayir mücadele etti ve kazandı. Arkasından bir şey daha. Biz cumhuriyeti ilan ettik. Yine o mazlum ülkelerin tamamı cumhuriyeti ilan ettiler. Ve biz bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devletiz aslında. Ve hepsi bizi örnek alıyorlardı. Mücadele mücadele, cumhuriyet cumhuriyet, büyüme büyüme, kalkınma kalkınma, egemen güçlerin karşısında eğilmeme, dirençli olma. Değerli arkadaşlar, ne diyorlardı? Bir şey daha var. Egemen gücün karşısında eğilmeyeceksiniz ama dış politikada bir laf ederken boğazınızda 9 boğum olduğunu unutmayacaksınız. Büyük laflar etmeyeceksiniz. Büyük laflar ederseniz, siz yutarsanız o zaman sizin artık dünyada saygınlığınız kalmaz. Bu can bu bedende kaldığı sürece papazı benden alamazsın. Ne yaptı? Aldı. Beden de orada, can da orada. E nasıl verdin sen bu papazı? Hangi gerekçeyle verdin? Ya sen bu milletin tarihini bilmiyor musun kardeşim? Bu milletin onurunu bilmiyor musun sen kardeşim? Sen bu devleti yönetmiyor musun be? Sen nasıl böyle bir karar alırsın? Ve nasıl bu lafı söylersin? Ve nasıl teslim edersin? Sakarya'da takvalet fabrikası var. Değerinin 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bir sabah kalktık, tank paleti bir kararname ile Katar ordusuna vermişler. Bir bölümünü Katar ordusuna vermişler. Ya Katar ordusuna verirken ihale yaptın mı? Bir şey yaptın mı? Etem sancağı da vermişler. Neye göre verdin sen? Ordunun tank palet fabrikasını sen neye göre veriyorsun? Hadi Katar tank yapıyor desek ya deriz ki teknoloji var, oradan faydalanacağız. Yok öyle bir şey. Benim bu millete sözüm var. İlk bir hafta içinde o tank palet fabrikasını tekrar alıp şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç eskincenin bir şey yok. Bir hafta içinde. Değerli arkadaşlarım, başka bir şey daha. Şu anda dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Niçin yok?
Hangi gerekçeyle yok? Defalarca söyledik ya, ordunun ihtiyacı var kardeşim. Askeri doktora ihtiyacı var. Sivil doktorla askeri doktor farklıdır. Eğitimleri de farklıdır. Belli eğitimleri farklıdır. Vermediler. Vermiyorlar. Ordu istediği halde vermiyorlar. Ama benim bu millete sözüm var. İlk bir hafta içinde GATA dahil bütün askeri hastaneler eskiden olduğu gibi ordumuza teslim edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Değerli arkadaşlarım. Para bir ülkenin namusudur. Bir yere gittiği zaman Osmanlı önce kaymeseni basardı. Yani bu topraklar artık benim toprağımdır derdi. Parayı basmak artık burada hükümranlık bana aittir demektir. Tarihte böyledir. Sadece biz değil, diğer ülkeler de böyle yapardı. Şimdi paramız pula dönüştü arkadaşlar. Bakın şu anda Merkez Bankası'nın kasasında 1 sent kendisine ait, mülkiyeti kendisine ait 1 sent parası yok. 1 euro, 1 dolar parası yok. Var olan para 52.3 milyar dolar, 52 milyar 300 milyon dolar. Başkalarından borç almışız, kasaya koymuşuz. Paramız var diyoruz. Para bize ait değil. İsteseler öğleden sonra vermek zorundasınız. Ülke bu hale nasıl geldi? Değerli arkadaşlarım, mevduat hesaplarının, bankalardaki mevduat hesaplarının %58,5'u dolar, yabancı para, döviz. Kimse Türk lirasına itibar etmiyor. Şimdi milliyetçi arkadaşlarıma sormak isterim. Ülkeyi bu hale getirenlerden biz şikayet etmeyecek miyiz? Ülkeyi bu hale getirenleri biz demokratik yollarla göndermeyecek miyiz? Biz vatanımızı seviyorsak, ülkemizi seviyorsak, değerlerimizi seviyorsak, değerlerimizi savunuyorsak, ülkeyi bu hale getirenleri demokratik yollarla kendi alanlarına göndermek zorundayız. Yani benim deyimimle bunları emekli etmek zorundayız. Emekli edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, ne dedik? Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz. Şu soruyu sordum. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Bana çok kızdılar. Vay efendim sen bunu nasıl dersin dediler. Orada terör vardı. Benim bildiğim terör Irak'taydı. Ve orada da kimse bir şey demiyordu. Git mücadeleni yap kardeşim. Sonra Erdoğan bir grup toplantısında şunu söyledi. Ey Obama dedi, beni neden Suriye'de yalnız bıraktın? Gir dedin, girdik. Şimdi beni niye yalnız bıraktın? Ülkücü kardeşlerimin unutmaması gereken bir şey daha var. Hiçbir emperyal güç ateşi kendi eliyle tutmaz. Maşa kullanır. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pozisyona düşmemeliydi. Kardeşim, Orta Doğu'da niye biz kavganın bir parçası olalım? Komşumuz biz. Biz herkesle barışık olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Emperyal güçler silah verirler. Beyler birbirinizi öldürün derler. Silahlar bizden derler. Yeter ki ortalık karışsın, biz size silah satalım. Ama biz bölgede barışı ve huzuru egemen kılarsak, bölgenin en güçlü ülkesi olarak bütün bölgede huzuru, güveni, kalkınmayı, büyümeyi, beraber yaşamayı hepsini hayata geçiririz. Hepsini yapabiliriz. Çünkü Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün bunlara rağmen bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik aynı zamanda ülkücülük, milliyetçilik, vatanseverlik. Yöneten kişinin halktan topladığı her kuruşun hesabını millete vermesi demektir. Hepimizin bir eksiği var, onu da söyleyeyim. Hepimizin bir kusuru var, onu da söyleyeyim. Ödediğimiz verginin hesabını sormuyoruz. Oysa çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder.
emzik alırsınız, efendim altına bez alırsınız, mama alırsınız, hepsi için vergi verirsiniz. Şu anda vergi vermediğimiz şu teneffüs ettiğimiz hava. O zaman ben bizi yönetmek üzere benden para alan kişiye bu parayı nereye harcadın sorusunu sorma hakkım var. Demokrasi budur. Bu sorunun sorulmadığı yerde demokrasi gelişmez arkadaşlar. Bu soruyu hepimiz soracağız. Bu vatanda kim yaşıyorsa, nerede yaşıyorsak hepimiz bu soruyu sormak zorundayız. Benim ödediğim vergi nereye harcandı sorusunu sormak zorundayız. Bu soru sorulmadığı içindir ki değerli arkadaşlar, verginin büyük bir kısmı tefecilere gidiyor. Londra'daki tefecilere gidiyor. Ben Londra'daki tefeciler defalarca söylüyorum. Bakın tık yok orada. Hayır, Londra'da biz tefecilere para ödemiyoruz diyemiyorlar. En büyük parayı oraya ödüyorlar. En büyük parayı. Şimdi kur korumalı mevduat getirdiler. Tam ekonominin kalbine atılmış, ben bir atom bombası dedim. Vallahi atom bombası. Bir, döviz garantim var. İki, faiz garantim var. Üç, parayı yatırırsan ayrıca ucuz kredi alabiliyorsun. Dört, ayrıca seni vergiye tabi tutmayacağım diyor. Parayı istediğin gibi harcayabilirsin diyor. Beş, parayı çekmeye kalkarsan verdiğin faizin dışında ayrıca %5 dolar bazında sana faiz vereceğim diyor. Parayı yeter ki çekme diyor. Sömürü mekanizması değil mi? Sömürü mekanizması. 21. yüzyılda bir devlet böyle sömürülür. Eskiden de buna benzer sömürü mekanizmaları vardı. Şimdi aynı mekanizmalar var. Buradan çıkmak zorundayız. Bakınız, yap işlet devlet var değil mi? Köprüler yapılıyor, yollar yapılıyor, her şey yapılıyor. Hepsi dolarla. Niye dolarla? Niye avroyla? Türk lirası yok mu? Müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İhale yapılan kurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumu. İnşaatın, yolun, köprünün, hastanenin yapılacağı yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprakları, ama her şey dolarla veya avro. Garanti veriyorsun, o da dolarla ve o da avroyla. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil miyiz kardeşim? Peki bizim paramız yok mu? Bizim paramız geçersiz mi? Hepimizin düşünmeye ihtiyacı var ve hepimizin bu sorunu çözmeye ihtiyacı var. Ve hepimizin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben 68 kuşağındanım. Benim zamanımda sağcılar ve solcular birbirlerini öldürürlerdi. Darbe oldu, bunların hepsi hapse girdi. Hapiste birbirlerini tanıdılar. Ve konuştular. Ya bunlar da bizim gibi vatansevermiş. Onlar da dediler, bunlar da bizim gibi vatansever. Biz neyin kavgasını yapmışız? Şimdi kavganın değil, birlik olmanın zamanı. Beraber olmanın zamanı. Kucaklaşma zamanı. Evet, Türkiye'nin bir beka sorunu var. Ben buna inanıyorum. Bir beka sorunu var. Ama bu sorunu aşacak olan biziz. Onlar aşamazlar. Onlar daha karanlık bir sürecin içine Türkiye'yi sokmak isteyeceklerdir. Ama biz bunu aşmak zorundayız. Beraber aşmak zorundayız. Birlikte aşmak zorundayız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ne olursa olsun. Bu ülkeyi seven, vatanını ve bayrağını seven herkesin birleşmesi lazım. Biz beraber olmak zorundayız ve kucaklaşmak zorundayız. Demokrasi 21. yüzyılda, eskiden 1789 Fransız devriminden sonra sağ ve sol kavramları çıktı. Meclisin sol tarafında oturanlar bütçenin halktan yana harcanmasını istiyordu. Sağ tarafında oturanlar da efendim bütçenin varsalardan yana harcanmasını istiyordu. O kavramlar geldi. Şimdi biz 21. yüzyıldayız. 18. yüzyılda değiliz. 21. yüzyılda demokrasiden yana olanlar ve otoriter rejimden yana olanlar diye dünya ikiye bölünmüş vaziyette. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Herkesin düşüncesine, herkesin inancına, herkesin kimliğine saygı duymak zorundayız. Bu topraklarda beraber yaşayacaksak, birlikte yaşayacaksak kucaklaşmak zorundayız. Ben aynı zamanda helalleşmeyi de söyledim. Evet, eksikliklerimiz var. Evet, yanlışlarımız var. Evet, kusurlarımız var. Oturup bir helalleşelim kardeşim ya. Oturup bir kucaklaşalım ya. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu bayrak bizim bayrağımız. Ya neyin kavgasını yapıyoruz biz? Millet, çocuk yatağa aç giriyor, biz burada kavga ediyoruz. Ya önce o ailenin, o çocuğun karnını doyması lazım.
Binlerce gencimiz yurt dışına gidiyor ve umut arıyor yurt dışında. Ya bu topraklarda ne oldu bize? Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi ne oldu? Bu memleketi emanet edilen gençlere ne oldu? Niye biz bu gençleri küstürdük? Niye kavga ettiriyoruz bu gençleri? Yeni bir yol aşamasındayız, arefesindeyiz. Ve bu yol arefesinde bizim oturup birleşmemiz lazım. Konuşmamız lazım, sohbet etmemiz lazım. Değerli arkadaşlarım, siyasetin bir başka şeyi daha var, söylemiştim. Her kuruşun hesabını vermesi lazım. Dürüst insanların görevidir hesap vermek. Hesap vermek bir onurdur siyasetçi için. Hesap vermiyorsa bir siyasetçi, hesaptan kaçıyorsa bilin ki malı götürüyordur. Türkçesi o, bilin ki malı götürüyordur. Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Ama Siemens'in Almanya'da bir dosyası var. Almanya burada mahkeme bilgi yasağı getirmiş, gizli kararı almış kimse öğrenmesin diye. Almanya'daki Siemens'in dosyası, hızlı trenle ilgili Siemens'in dosyası ve Siemens şikayet etmiş, bizden rüşvet aldılar. Para ver de paramızı istiyoruz diye. Bakın karar, Siemens Türkiye'nin verdiği 10 milyon avronun şu şekilde dağıtıldığını söylüyor mahkemede, Alman mahkemesinde. %30 Türk devlet görevlilerine, %30 Türk devlet görevlilerine, %20 Colin'e, Colin inşaatı. %20 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yetkililerine, %20 Siemens ile Colin'i buluşturan aracılara, %10 ise Siemens'in Türkiye'deki yetkililerine. Siemens Türkiye'deki yetkililerini aldı, görevlerine son verdi. Diğerleriyle ilgili mahkeme gizli kararı koymuş, kimse ne olduğunu bilmiyor. Hırsızlığa karşı da hepimizin duyarlı olması lazım. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmayacak mıyız? Savunacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmuyorsanız siz adaletli değilsiniz. Eğer devletin temeli adaletse adaleti herkes için sağlamak zorundasınız. Bunun mücadelesini yapmak zorundasınız. Ve biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Yapmak istiyoruz diye. Benim yine size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamam. Tamam. Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, acaba biz masum? Yok kardeşim. Yok kardeşim. Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Adaletle. Adaletle sorması lazım. Soracağız. Kardeşim yeter artık ya. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz siz. Hala soymaya devam ediyorlar. O nedenle her birinizin bu alanda duyarlı olması lazım. Diyeceksiniz ki benden ne istiyorsunuz? Daha doğrusu bizden ne istiyorsunuz? Sizden istediğim şu. Beraber mücadeleyi yapmak zorundayız. Bu bir kişinin yapacağı mücadele değil. Bu bir kitlenin mücadelesi olacak. Ve ben şuna inanıyorum. Bu ülkenin gençleri 21. yüzyılda dünya siyaset tarihine çok güzel bir miras bırakacaklar. Bırakacakları miras şu olacak. Diyecekler ki 21. yüzyılda Türkiye'de bir seçim yapıldı. Bir dikta yönetimi demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu gençleri tarafından sandıkta yenildi diyecekler. Evet. O nedenle bu ülkenin gençlerine düşen bir görev var. 7 milyon yaklaşık 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Ülkeleri için oy kullansınlar. Vatanları için, bayrakları için oy kullansınlar. Kullanacağınız oy, genç arkadaşlarıma ifade edeyim, kullanacağınız her oy Türkiye'nin geleceği için altın değerinde. Dünya siyaset tarihi için de altın değerinde. Biz nasıl Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiysek, bu ülkenin yaşlısı, genci verdiyse, şimdi başka bir mücadele, bir demokrasi mücadelesini vereceğiz. Ve Mustafa Kemal arkadaşlarının, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti Allah nasip ederse 100. yılında demokrasiyle taşlandıracağız. Onun bütün hedefi demokrasi. Demokrasiyle taşlandıracağız. Sizden istediğim bir şey daha var.
Sakın umutsuz olmayın. Sakın. Sakın karamsar olmayın. Bu ülkenin insanları güzel insanlar. Zaman zaman kavga ederiz ama, zaman zaman tartışırız ama sonuçta bu ülke bizim ülkemiz. Otururuz, sağduyuyla karar veririz. O nedenle genç arkadaşlarımız da, yurt dışına giden genç arkadaşlarımız da, onlara özgürlük vaat edeceğiz. Gelecekler Türkiye. Burada çalışacaklar. Orada, burada imkanlar yaratacağız. O genç arkadaşlarımıza da, gençlerimizin büyük bir kısmı işsiz, ben onu da çok iyi farkındayım zaten. Onların hepsine gerçekten başımızın üstünde yer vereceğiz. Onlara her türlü imkanı sağlayacağız ve göreceksiniz Türkiye bölgesinde barışı getiren, huzuru getiren, büyümeyi getiren, gelişmeyi getiren bir ülke olacak. Ve bütün Orta Doğu'daki bütün ülkelerle barış içinde yaşayacağız. Bizim bir projemiz daha var. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı diye Türkiye, Suriye, Irak ve İran bir araya geleceğiz. Orta Doğu'da emperyal güçlere yapıyor da biz niye yapmıyoruz kardeşim? Yani illa gelip müdahale ediyorlar. Ya bizim aklımız yok mu? Biz bir araya gelelim. Eskiden bu coğrafyanın tamamı Osmanlı coğrafyasıydı. Kültürümüz var, akrabalıklarımız var, dostluklarımız var. Bir araya gelelim, oturalım, konuşalım, kavga etmeyelim, beraber büyüyelim, beraber gelişelim, beraber bu ülkede huzur içinde yaşayalım. Bunu sağlayacağız inşallah. Bunun da olması lazım. Bu olmadığı takdirde komşularınızda huzursuzluk varsa o huzursuzluk bir şekliyle size de sıçrıyor. Apartmanda otururken yan komşu sabah akşam kavga ederse siz de huzursuz olursunuz. Bölgede barışı sağlamak ve burayı güzel bir barış havzasına dönüştürmek bizim elimizde. Bilmiyorum uzun mu konuştum ama işin özeti şu, sakın karamsarlığa kapılmayın. Her şeyi en ufak ayrıntısına kadar biliyoruz. Kimin neyi yaptığını da gayet iyi biliyoruz. Eleştiriden çok bizim bir güzel gelecek vaat etmemiz ve o geleceği nasıl inşa edeceğimizi de geniş kitlelere aktarmamız gerekiyor. Artık ufak tartışmalardan sıyrılıp Türkiye'yi büyütmemiz lazım. Önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Biliyorum şöyle bir algı da yaratmaya çalışıyorlar. Efendim işte bunlar asla gitmez. Gider efendim. Ben bu ülkenin insanların ferasetine, bilgisine, birikimine, inancına, kimliğine güveniyorum. İnşallah hep beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz ve hep beraber birlikte huzur içinde yaşayacağız. Sağ olun, var olun diyorum efendim. Evet. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara İl Başkanımız Ali Hikmet Akıllı ve Parti Meclisimiz Deniz Demir'i buraya davet ediyorum.